göz resimleri aslında belki günümüz insanının genel durumu ile ilgili bir soruna dikkat çeken resimler. Aslında yüz göz olma kavramı biliyorsunuz biraz daha ilişkileri hafifletme, biraz daha yüzeye çekme ile ilgili bir durumdur. Biraz işin ciddiyetinden uzaklaşma halidir. O açıdan günümüz insanının durumu da biraz ona benziyor. Bütün olaylarla ilişkileri insani derinlikten giderek daha yoksunlaşıyor. Her şey biraz daha yüzeye doğru çekiliyor. Büyük kalabalıklar var, büyük koşturmalar var. Bu koşturmalar içerisinde öteki insanların hayatlarıyla, onların mutlu ya da üzüntülü halleriyle ya da öteki ekonomik sorunlarıyla çok fazla ilgili olmadığımız, sadece kendi içimize döndüğümüz ve içimizde kendi dünyamızı zenginleştirmeye çalıştığımız bir yalnızlık içerisine doğru gidiyor. Bu sokaktan geçen binlerce insan artık birbirleriyle kurdukları ilişki bir aşinalık ilişkisidir. Biz artık savaşlara aşinayız, biz artık olumsuz insan öykülerine aşinayız, her şeye aşinayız. Ve işin ilginç yanı, bütün bu olup biten için acı da çekmeyiz biz. Yani yemek sofrasından naklen bir savaş yayınını çok rahatlıkla izleyebiliriz. Halbuki insanın bu kadar öteki insana karşı duyarsızlaşması insanı daha yalın kat ve yüzeysel hale getiriyor. Ve ne yapıyor? İnsanı yalnızlaştırıyor ve insana yabancılaştırıyor. Yüz göz resimleri aslında bu kadar aşinalık üstünden yürüyen hayata yöneltilmiş bir eleştiridir. Onun için de resimlerin kendi dünyaları içerisinde bir yalnızlık, bir yadırgama, bir yabancılaşma söz konusudur. Ve bu resimler insanı daha derin iletişime, daha yüz yüze iletişime davet eden resimler olarak sonuçlandılar. O açıdan yüz göz resimleri aslında hepimizin öyküsünü anlatan resimler. Biraz önce burada birisi bu resimler karşısında mutluluk duyduğunu söylüyordu. Bana öyle geliyor ki belki kendi hayatını gördüğü için böyle söylüyor. Biz kendi hayatımızın, kendi fotoğrafımızın da karşılaşmaktan hep mutluluk duymuşuzdur. Böyle bir fotoğraf tutuyor, ayna tutuyor diyelim. Ama ayna tutmakta kalsın istemem. Bu sorun üstüne insanlar düşünsün isterim. Resimlerim o anlamda bir direnç üretiyor da. Bu insanın sarsılmaz ve insan olmayı alttan alta sürdürdüğü bir direnç diye düşünüyorum. Böyle bir problemi işaret eden resimler. Teknik konuda benim resimlerim bir gelenek problemiyle ilgileniyor hep. Ben kendimin zaten bir gelenek yorumcusu olduğunu düşünüyorum. Yorumcusu olduğumu düşünüyorum. Onun için de resmimin ve anlatımın ve kendi hayatımın geri dönerek bu resimlere yansımasını istedim hep. Böylece özgün olma şansı var. O açıdan da resimlerimin teknik özgünlüğü halk resimlerinden besleniyor. Cam altı resmi geleneğinden besleniyor. Belki resmin bu şematik yapısı ve dönem dönem çok renkli ve ışıltı veren ayrıntısı da oradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın yapısı dan söz edeceğim size. Ben bir şey de yani biraz önce resmimi anlatırken de onu söylemeye çalıştım. Aslında modernizme yönelik benim eleştirim var. Modernizm bize işte mutluluk, özgürlük, ne arıyorsanız zenginlik, işte araçlar, işte yollar, gidin ve bunu arayın bulun dedi bize. Biz de bunu çok sevinçle karşıladık. Çünkü çağımız artık kapalı toplumun yırtıldığı bir çağ. Onun için de işte bu bütün bu araçlarla dünyanın her tarafına dağıldık. Ve o dağılma süreci içerisinde aslında gördük ki bu vaat edilenler öyle kolay da ulaşılan şeyler değiller. Onun için de galiba bu modern öğreti bizi bir yalnızlaşmaya doğru götürdü, bir yabancılaşmaya doğru götürdü. Onun için de günümüzün insanının temel sorunu bir yabancılaşma ve yalnızlaşma sorunudur. Zannediyorum ki günümüz insanı bütün bu sorunla karşılaştıktan sonra dönüp kendi öyküsünü yeniden keşfetmeyle yeni bir aşamaya geçiyor. Bu kendi öyküsünü keşfetme meselesi kişinin kendi tarihiyle
başa çıkma, onunla hesaplaşabilme meselesi. Çünkü yalnızlığımız ancak kendimizle halledebiliriz diye düşünüyorum. Kendi geçmişimizle ve kendi geleneğimizle yüzleşerek halledebiliriz diye düşünüyorum. Baksı projesi aslında bu nedenle benim kendi tarihime geri dönüp silinmekte olan izlerimle yeniden karşılaşma projemdir. Orada benim çocukluğumdan ve daha eskiden gelen anlatıları yeniden hatırlama, orada kaybolmakta olan geleneksel sanatları, kullanma nesnelerini yeniden keşfetme, onları kalıcı kılabilmek, onları gelecek kuşaklara aktarabilmek, onları yeniden üreterek oradaki insanların gurbete gitmesini engelleyen ve onlara bir yaşama kaynağı olacak parayı kazandırma imkanlarını sunabilmek, geçmişle gelecek arasında bir bağlantı kurabilmek açısından böyle bir projeye inandım ve böyle bir adım attım. Bizim şimdi Baksı'da bir büyük arazi üstünde mekanlarımız var. Bu mekanlardan bir tanesi ana binamız. Ana binamızın içerisinde 2000 küsur metrekarelik sanat ve etnografyayı karışık sergilediğimiz, hiçbir hiyerarşi kullanmadan sergilediğimiz büyük mekanımız var. Orada 10 bin kitaplık kütüphanemiz var. 200 kişilik konferans salonumuz var. Atölyelerimiz var. Atölyede işte dokuma, ehram atölyeleri var, çömlek, seramik atölyeleri var, halı atölyeleri var, el sanatları atölyeleri var. Hemen yanında çağdaş sanat atölyesi var. Biz hep bu gelenekle çağdaşlığı beraber birbiri içine ilave eden bir yapı içerisindeyiz. Konuk evlerimiz var. Yani orada insanlar gelirlerse çok rahat yaşayabilecekleri araştırmacıların ve belki ekolojik turizm yapmak isteyenler açısından bir imkan olabilir diye düşündük. Böyle bir yapılanmaya doğru gittik. Bu yapıyı da yaparken, bu bir külliye, bunu yaparken de şunu düşündük. Biz buraya geldik, evet, ama buralı bir mimarlık değil. Ama buraya yabancı da bir mimarlık değil. Yeni olan ama buradaki gelenekten beslenen ve resmimde yapmak istediğimi mimaride yaptık. Öyle bir yapılaşmaya doğru gittik. Ve de işte önümüzdeki Mayıs ayında sergilerimizi yerleştirdik, sistemimizi kurduk. Müzemizi, Baksı Müzesi'ni büyük bir şenlikle açacağız diye düşünüyoruz. Bize şunu getirecek. Kaybettiğimiz bir geçmiş var. Yakalayamadığımız bir de gelecek var. Bence bunun ikisinin yakasını bir araya getirecek bir projedir diye düşünüyorum. Baksı Kültür Sanat Vakfı projesini.